Yap işlet seride hoş geldiniz. Bu videomda herkesin bilmesi gereken önemli konulara değindim. Hadi başlayalım. Kablosuz oda termostatının alıcı ünitesini kombiye bağlı olan kısmında gördüğünüz gibi bir buton var ve üzerinde de ışıklandırma var. Şu anda kırmızı yanıyor. Kırmızı ışığın anlamı kombi çalışmıyor. İçerinin sıcaklığı uygun. O yüzden de şu anda kombi pasifte bekletiliyor anlamına geliyor arkadaşlar. Tabii buradaki kırmızı ışık sürekli kırmızı ışık şeklinde yandığında bu anlama geliyor. Aynı şekilde sürekli yeşil ışık yandığında ise içerinin sıcaklığı uygun değil, düşük. O yüzden ısıtmaya çalışıyor, kombi aktif bir şekilde çalışıyor anlamına geliyor. Bir de yeşil ışık yanıp yanıp sönüyorsa içerideki termostat ünitesiyle buradaki alıcının bağlantısı kopmuş veya pili zayıf anlamına geliyor. Bu arada kombi çalışmaya devam ediyor. Yani hangi derecede kalorifer petekleri sıcaklığı kaç derecede ise o sıcaklıkta çalışmaya devam ediyor anlamına geliyor. Bir de kırmızı ışık yanıp yanıp sönüyorsa aynı şekilde aradaki bağlantı, üniteler arasındaki bağlantı kopmuş ve kombi pasif durumda, yani çalışmıyor anlamına geliyor. Son olarak yeşil ve kırmızı aynı anda yanıyorsa, ki bu durum çok fazla karşımıza çıkacak bir konu değil ama gene de bahsetmek gerekirse, içerideki termostatla buradaki alıcı arasındaki bağlantıyı kurmak, birbirlerine tanıtmak için 5 saniye basıldığında oluşan renk biçimi, bağlantı kurulduğunda ise yeşil ya da kırmızıya dönüşecektir. Sonuç itibariyle burada en çok bizi ilgilendiren ışıklandırma ise yanıp yanıp sönme ile ilgili olanlar. Burada ya pil bitiyor ya da aradaki bağlantı kopmuş anlamına geliyor. O yüzden buna dikkat etmeniz daha uygun olacaktır. Işıklandırma ile alakalı tekrar sorularınız olursa yorumlardan bildirebilirsiniz. Arkadaşlar, en önemli konulardan bir tanesi de uzun süreli kapatma işlemi nasıl yapılır? Bununla alakalı da hemen kısaca size bir bilgi vermek istiyorum. Atıyorum 1-2 günlüğüne evde yoksunuz ya da işte bugün gideceksiniz, ertesi gün akşam geleceksiniz gibi bir gün aşırı durumlar için hiç içeride kombiyi kapatıp açmayla uğraşmayın. Hani işte balkona çıkayım da kombiyi kapatayım da falan diye uğraşmazsınız. Nasıl yaparsınız? Arkadaşlar, şu anda benim derecem 22.8 ortam sıcaklığım. Normalde zaten benim derecem de 22.8 ya da 23'te bekliyor. Bu sıcaklıktan aşağıya düştüğünde kombim normalde çalışıyor. Uzun süre bir gün aşırı zamanda geleceğim, 1-2 gün sonra geri döneceğim deyince 20 dereceleri düşürüp arkadaşlar, işte 19-20 dereceleri düşürüp bu şekilde gidebilirsiniz. Bu durumda da kombi çalışmaz. Sıcak su gene aktif kalır, kombi gene açık kalır ama kombi herhangi bir şekilde çalışmaz. Buradan çalış talimatı gitmediği için çalışmayacaktır. Benim evin sıcaklığı ortalama 20-21 derecelerin altına düşmüyor. Yani 20 dereceden aşağıya benim evin sıcaklığı düşmüyor. Ben de o yüzden ne yaptım? 19.8'e, işte 20'nin altına getiriyorum. Bunu yaptığımda ev soğumayacaktır. Ya da işte gün aşırı zamanda geleceğim için en azından evin sıcaklığı çok da geçmesin diye ne yapıyorum? 20'lerde, 20 derecelerde bırakıyorum ki 20 dereceye gelinceye kadar çalışmayacak anlamındadır. Bu şekilde arkadaşlar, kısa süreli evde olmadığınızda kombinizi daha avantajlı kullanmanızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu birinci yöntem. Şimdi ikincisi de uzun vadeli durumlarda ise yapılacak işlem için ben kombinin başına gidiyorum. Evet, uzun vadeli kapatma işlemini arkadaşlar birincisi buradaki butona basarak yapabiliriz. Ama bu sıcaklık değerleri gene düştüğünde otomatik gene talimat gönderip gene kombiyi çalıştırabilir. O yüzden yapmamız gereken işlem şu. Birincisi buradan kalorifer sıcaklığını sıfırlamak. Bunu yapmamız lazım. Ya da direktmen sigortadan, evet, uzun süreli ayrıldığımızda evlerden sigortadan kombiyi tamamen kapatarak bu işlemi gerçekleştirmemiz daha uygun arkadaşlar. Başka bir önemli noktalardan bir tanesi de devamlı sorularda da olduğu için üzerinde durmak istiyorum. Oda termostatı sıcaklığını, evin sıcaklığını nasıl ayarlamalıyız? Şimdi burada birçok faktör var. Ara kat olmak, işte mesela nedir? Alt katı boş olmak var ya da üst katı boş olmak var. Isı izolasyonunun olup olmadığı,
Devamında bölge olarak İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinde olması ya da kıyı bölgelerinde olması tamamıyla bu iklimlendirme konusunu, derecelendirme konusunu çok ciddi anlamda etkileyen faktörler arasında. Şimdi arkadaşlar ben daha önceden de bahsetmiştim. Ben kıyı bölgesinde, Karadeniz kıyısında ikamet etmekteyim. İstanbul'la işte Marmara bölgesiyle hemen hemen aynı iklimlendirme yapılabilir. Ama İç Anadolu'ya ya da Doğu Anadolu'ya doğru gittikçe hava şartları daha da sertleştiği için belki oralardaki derecelendirme gene deneyimleyerek tekrar bir çalışma yapmak gerekebilir. Burada yapacağımız en önemli mesele dediğim gibi birincisi tabandan yaklaşık olarak 1,5 metre civarında, yani 2 metre kesinlikle olmayacak, 1,5 metre civarında bir yüksekliğe koymak gerekiyor. Bu içerideki oda sıcaklığını algılayıcıyı ve oda sıcaklığını da derecelendirme yapabilmek için, ortam sıcaklığının kalibrasyonunu yapabilmek için de en güzeli, aslında en orijinal ve en güvenilir olanı cıvalı bir termometre ile ölçüm yaparak burada bir güncelleme yapmamız gerekiyor. Kalibrasyonunu yapmamız gerekiyor. Ve ondan sonra da burada ona göre ne zaman çalışmasını istiyorsak ona göre kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu işin mantığı şu: zaten kaç dereceye düşerse o sıcaklıktan aşağıya düşmesini engellemek için kaloriferin çalışmasını, daha doğrusu termostat emir gönderiyor ve kombiye çalışmasını emrediyor. Ve bu şekilde çalıştırıyoruz. Daha sonrasında sıcaklık 23 derecenin üzerine çıktığında da kombiyi ve devir daimi kapatarak burada bize ekonomi yapmamızı sağlıyor. Burada ben dediğim gibi 22,8'in altına düştüğünde benim kombi çalışacak şekilde ayarlanmış. 22,8'in üzerine çıktıktan sonra arkadaşlar işte 23 olduğunda ne yapıyor? Kombiyi kapatıyor, devir daimi de kapatıyor ve ben böylelikle ekonomi yapmış oluyorum. Kombiyi tekrar açıp kapatmak gibi bir derdim olmuyor. Şimdi bir de bunu yaparken kombinin kalorifere gidecek olan suyun sıcaklığı da biraz aslında önemli. Bir de ona orada bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi içerideki sıcaklık 22,8'in üzerinde olduğu için benim kombi şu anda çalışmıyor. Kırmızıda bekliyor. Şimdi beklemede ne devir daim çalışıyor ne de kombi çalışıyor. Böylelikle tamamen bir ekonomi yapmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar sıcaklıkla alakalı çok sorular geldiği için bunu tekrar etme gereği duyuyorum. Şimdi iklim yumuşak bir iklimse, işte Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, Ege, Akdeniz bölgesinde ise buradaki kalorifer sıcağının çok yüksek olmasına gerek yok. Ya burada zaten havayı hafiften yumuşattığı zaman izolasyon da olduğu için zaten tekrar çalışmasına gerek kalmıyor. Isıttıktan sonra kapatıyor. Ekstra çok fazla yüksek sıcaklıklara çıkmadan kombi kendi kendine kapatmış oluyor. Şimdi arkadaşlar iki çeşit mantık var. Bir tanesi kalorifer sıcaklığının, termostat bağlı olan kombide kalorifer sıcaklığını 60 derece civarında tutmak, yani daha yüksekte tutmak. Şimdi buradaki taktiğe göre 60 derece yaptığımızda evin sıcaklığı aniden hızlı bir şekilde, ivmeli bir şekilde hızlıca ısınacak. Isındıktan sonra kombi ve petekler kapanacak. Devir daim de çalışmayacağı için elektrik de harcamayacak ve yavaş yavaş soğuyacak. Aynı şekilde soğuduktan sonra hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde ısınma olacak. Termostat diyecek ki işte hava soğudu, hemen ısıtalım, 60 dereceli kalorifer petekleri ısınacak. Benim aklıma şu geliyor: bu süreçte kombi peteklere sıcak göndermediği için evin sıcaklığı tam yavaş yavaş soğuyacak ama petekler soğuk olacak. Bu bende çok hızlı bir sıcaklık değişimi gözlemlememi sağladı. Ben bu çok şiddetli sıcaklık değişiminden açıkçası bilmiyorum, belki psikolojiktir ama rahatsız oldum. O yüzden bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Ben ikinci söyleyeceğim yöntemi kullanıyorum. Burada sıcaklığı ortalama 47, 46, 47 derecede sabitliyorum. Ve bu durumda ne oluyor? Birincisi, sıcaklık yavaş yavaş hızlanıyor. Petekler devamlı sıcak kalıyor ve yavaş yavaş, mesela ısındıktan sonra da yavaş yavaş soğuyor ve aynı şekilde yavaş yavaş ısınıyor. Belki bu durumda 60 dereceye göre, 60 derecelik sıcaklığa göre devir daim daha fazla çalışacağı için elektrik masrafı ona göre belki fazla gelecektir ama evin sıcaklığı gene bir normal bir derecede kalacak. Çok şiddetli bir ısınma olmayacağı için yavaş yavaş ısınma meydana gelecek, yavaş yavaş soğuma olacak. Çok yüksek bir
bir sıcaklık farkı oluşmayacak ve petekler de en azından hep ılık kalmış olacak. Ben açıkçası hani kışın şöyle elimi attığımda peteklerden şöyle bir sıcaklık, ılıklık alma gibi bir psikolojik bir beklentim var. Bu belki sizde farklı olabilir. Dediğim gibi iki tane yöntem var arkadaşlar. Burada siz kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Kendi gözlemlemenizi yapacaksınız. Ona göre hareket edeceksiniz. Ben birinci 60 derecelik sıcaklığı denedim fakat memnun kalmadım. Yani ya da psikolojik bir şey. O yüzden daha düşük dereceli olanı tercih ediyorum. Benim bölgem için ılıman bölge, Karadeniz iklimi, Marmara bölgesi anlamında arkadaşlar 47 derece benim için ideal oluyor. Evin sıcaklığı çok çok değişmiyor. Çok şiddetli hız ısınmıyor ya da yavaş yavaş soğuyor zaten. Bu şekilde arkadaşlar siz artık kendi kararınızı vererek burada bir değerlendirme yapmanız gerekiyor. Ona göre de sıcaklık derecesini ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.